1 Kasım seçimlerinin sonucu iş dünyası temsilcilerini de mutlu etti. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından her fırsatta ekonominin durduğunu ifade eden temsilciler, tek parti iktidarı ile birlikte ekonomik düzelmenin ve büyümenin hızla gerçekleşeceğinden umutlu olduklarını söyledi. Sermaye piyasasının ve iş dünyasının gerginlikten uzak durduğunu ve 7 Haziran'dan sonra gerginliğin 5 ay boyunca büyümeyi olumsuz etkilediğini ifade eden Orta Karadeniz İş Dünyası Federasyonu Emin Bahri Uğurlu ise, kalkınmada olan ülke olduğumuz için sürekli büyümekle mükellefiz diye konuştu. Geldiğinde tek hükümet her zaman için faydalıdır. Tabii ki koalisyon gerekiyorsa yapılırdı ama şimdi çok daha iyi bir kararla tekrar büyümenin başlayacağını bekliyor. Çünkü iş piyasası bayağı bir duraklama noktasında ve gerilmişti. Burayı bir devre arası kabul edelim. Yeniden büyümenin başlayacağı günleri bekliyoruz. Bir an evvel başlaması için. Bu Avrupa Birliği fasıllarında tekrar açılıp hızlanması bizim tekrar önemli bir ülke olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bu da bir avantaj olacaktır. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi büyümenin başlaması ve bir an evvel yatırımların hızlanması iş dünyasının ayağa kalkmasında fayda var. Yoksa bayağı bir emeklerimiz ziyan olacaktı. Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Münevver Uğurluysa, koalisyon kurulamaması ve yeniden seçim kararının ekonomiyi sıfır noktasına kadar getirdiğini ve hızla toparlanması gerektiğini kaydetti. Bir durgunluk yaşadık. Bu durgunluğumuzu dövizlerin inip çıkması, piyasa, siyasi ve ekonomi olaylar birbirine kovalarken bayağı bir durgunluk yaşadık. Yani sıfır noktasına gelecek kadar bir durgunluk yaşadık. Umuyoruz ki bu 1 Kasım seçimlerinden sonra bu bizim ülkemize inşallah hayırlı olur. Ve biz tabii ki düşündüğümüz kısım bizim iş hayatımız ama o kadar birbiri içinde ki siyasetle birlikte ve çevre ülkelerimizdeki birlikte ekonomiler bizim sırf kendi başımıza yetmiyor. İnşallah açılacağını umutlanıyoruz. Samsun Genç İş Adamları Derneği Başkanı Levent Özden ise, belirsizlik sürecinin ortadan kalkmasının iş dünyası için umut verici ve önemli olduğunu söyledi. En azından bir belirsizlik ortamının ortadan kalkmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Çünkü iş dünyası olarak, iş dünyası temsilcileri olarak, iş dünyasının bireyleri olarak bizler 2 yıldır çok farklı şeylerle uğraşıyor ve boğuşmak zorunda ve mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreçleriyle devam eden, ardından ardı ardına gelen seçimlerle bu işe zirveye tırmanan, en nihayetinde bu belirsizliğin ortadan kalkması bizim için son derece umut verici ve son derece önemli. Evet, tek partili iktidarı iş dünyasının kabul ettiği, benimsediği bir süreçtir. En nihayetinde artık tecrübeli bir iktidar, tecrübeli bir hükümet, ekonomi kurmaylarıyla, bürokrasi yönetimiyle artık kaybedilen zamanı geri getireceğini düşünüyorum ben. Kazanımların daha çok kolay olacak, kolay bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Tek parti iktidarının hemen ertesi gün piyasaları olumlu yönde etkilediğini kaydeden Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman ise, dolar kuru 2.80'in altına kadar geriledi diye konuştu. Birlikte sandıktan çıkan neticenin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını, hayırlar getirmesini dilerim. Bu bir şeydir, sandıktır. Sandık bütün siyasi partilerin imtihanda aldıkları oydur. Çalışırlar, çabalarlar, sandık ortaya konur ve bunun neticesinde de bir oy neticesi puan alır öğrenci gibi. İşte partilerimizin aldıkları puanlar da ortada. Bunun tecellisidir. Vatanımıza hayırlı olur inşallah.